Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de geçenler adlı serimizden bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Kur'an-ı Kerim'de geçen erkek isimlerini ve manalarını konu edineceğiz. Allah-u Teala isimlerimizin manalarını en iyi şekilde yaşamamızı nasip eylesin. İyi seyirler. K harfi Kadir. Kur'an'da geçen surenin adı olan Kadir birçok ayette yer almaktadır. Kudretli kişi demektir. Kazım. Kur'an'da geçen Kazım ismi öfkesine yenen kişi anlamına gelmektedir. Karin. Kaf suresine geçen Karin ismi yakın anlamındadır. Kader. Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır. Kamer. Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan kamer Kur'an'da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır. Kadem. Nahl suresine geçen kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır. Kadri, değer kıymet anlamında olan kadri, Kur'an'da farklı surelerde yer almaktadır. Kahhar, Allah'ın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır. Kabil, Mü'min suresinin 3. ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır. Kavi, Allah'ın isimlerinden biri olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır. Kaim, Kur'an'da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişi anlamındadır. Karun, Kur'an'da birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Arkadaşlar, dinimizde sıkça gördüğümüz bazı isimler Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Geçmesi de gerekmiyor. Özellikle Fatma isminin İslamiyet'i az çok bilen inanan bir kişi kesinlikle duymuştur. İsminiz Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor diye üzülmeyip, onun manasıyla, güzelliğiyle sevinmeli, manasını en iyi şekilde ihya etmeliyiz. Sizden istediğimiz kadın erkek isminizin manasını aşağıya yorum olarak yazmanız. Edit Furkan. Hakla batılı birbirinden ayıran. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.